Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Enes'ten rivayet. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Miraç gecesi bir kavme uğradım. Ateşten makaslarla dudaklarını kesiyorlardı. Cebrail aleyhisselama bunlar kimlerdir dedim. Cebrail aleyhisselam, ey Muhammed, onlar senin ümmetinin alim ve hatipleridir. Bir şeyi söylerler, kendileri yapmazlar. Marufu söylerler, münkeri işlerler. İnsanlara iyilik yapmayı emrederler, kendilerini unuturlar dedi, buyuruldu. Başka bir hadis-i şerifte, ümmetim için en korktuğum şey, dilde ilmi çok olup, kalbi cahil ve gafil bulunan, ilmini sanat haline getiren münafıklardır. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, size yalancı hükümdarlar, yalancı yöneticiler ya, facir yardımcıları, hakkı gözetmeyen alimleri, fasık Kur'an-ı Kerim okuyucuları ve cahil abidler, ibadet edenler. Hükmetmeyince kıyamet kopmaz. Allah onlara zulüm fitnesini verir. Onlar Yahudilerin taşkınlıkla zulme başlamaları gibi sonunun ne olacağını düşünmeden zulme, haksızlığa girişirler. Bununla İslam binasını yıkılmaya yüz tutar. Hatta La ilahe illallah denmez olur, buyurdu. Başka bir hadis-i şerif, Adi bin Hatem radıyallahu anh rivayet ediyor. Kıyamette bir takım kimseler büyük azapla getirilir. Allah Celle Celaluhu, siz yalnız iken kibir ve azamette benimle kavga ederdiniz. İnsanlarla bulunduğunuz zaman sevgi ve tevazu gösterir. İnsanların görmesi için hediye ve sadaka verir. Benim rızam için yapmazdınız. Taziminiz insanlara idi, bana değil. İzzet ve celalime yemin ederim ki bugün de elim azapları size tattırırım, buyur. Son hadis, ahir zamanda bir takım insanlar çıkar, dini dünya ile bozarlar. İnsanlara yumuşak görünürler, şekerden tatlı dil kullanırlar. Halbuki kalpleri kurtların ve canavarların kalpleri gibidir. Her an kötülük ve fenalık düşünürler. Allah Celle Celaluhu, onlar bana mı gururlanırlar, buyurup, zatıma yemin ederim ki, üzerlerine bir fitne ve bela gönderirim ki, halim olanlar da hayran olurlar, şaşırırlar, buyurdu. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun.